İnsanın Anlam Arayışı. Viktor Frankl. 3. Bölüm. Trajik Bir İyimserlik Tartışması. Birleşik Devletler'de logoterapi alanındaki öncü çalışmaları 1955 yılında başlatan ve alana paha biçilmez katkıları olan Edith Weisskopf-Jalson'ın anısına adanmıştır. Trajik bir iyimserlikten ne anladığımızı soralım ilk önce kendimize. Kısaca bu insan varoluşunun bir acı, iki suçluluk, üç ölümle tanımlanabilecek yanlarından oluşan ve logoterapide trajik üçlü adı verilen şeye karşın insanın iyimser olduğu ve böyle kaldığı anlamına gelir. Aslında bu bölüm şu soruyu ortaya koymaktadır. Bütün olup bitenlere karşın yaşama evet demek nasıl olası olur? Soruyu başka terimlerle ortaya koyacak olursak yaşam trajik yanlarına karşın potansiyel anlamını koruyabilir mi? Her şey bir yana Almanca yayınlanan bir kitabımın adına kaynaklık eden bir deyişi kullanacak olursak her şeye karşı yaşama evet demek yaşamın her koşulda hatta en kötü koşullar altında bile potansiyel olarak var olduğunu varsayar. Bu da sonuç itibariyle insanın yaşamın olumsuz yanlarını olumlu ya da yapıcı şeylere dönüştürme yetisine sahip olduğunu varsayar. Başka bir deyişle belli bir durumda önemli olan en iyisini yapmaktır. Ne var ki burada en iyisi latince de optimum denilen şeydir. Dolayısıyla trajik bir iyimserlikten optimizm söz etmemin nedeni budur. Yani trajedi karşısında ve olabilecek en iyi insan potansiyeli açısından iyimserlik, her zaman için bir acıyı bir insan başarısına dönüştürmeye, iki suçluluk hisseden kişinin kendisine daha iyi yönelik olarak değiştirme fırsatını kazanmasına ve 3. yaşamın geçiciliğinden sorumlu bir tavır almaya yönelik girişim gücü kazanılmasına olanak vermektedir. Ancak iyimserliğin emredilecek ya da ısmarlanacak bir şey olmadığını unutmamak gerek. İnsan kendini her türlü olumsuzluğa umuda karşı ayrım gözetmeksizin iyimser olmaya zorlayamaz bile. Ve umut için geçerli olan inanç ve sevginin de emredilememesi veya ısmarlanamaması açısından üçlünün diğer iki bileşeni içinde geçerlidir. Avrupalı için kişiye tekrar tekrar mutlu olmasının emredilmesi Amerikan kültürünün tipik bir özelliğidir. Ama mutluluk aranmaz, ortaya çıkması gerekir. İnsanın mutlu olmak için bir nedeni olmalıdır. Bu neden bulunduktan sonra mutluluk otomatik olarak gelir. Gördüğümüz gibi insan mutluluk arayışında değildir. Belli bir durumda yapısal ve uykuda olan potansiyel anlamı gerçekleştirmek yoluyla mutlu olmak için neden aramaktadır. Bu nedenle ihtiyacı insana özgü olan bir başka olguya gülmeye benzer. Birisinin gülmesini istiyorsanız ona bir neden sunmanız Örneğin bir fıkra anlatmanız gerekir. Onu gülmeye zorlayarak ya da kendini zorlamasını sağlayarak gerçek bir kahkaha yaratmak kesinlikle olanaksızdır. Bunu yapmak, fotoğraf makinesinin karşısında poz veren insanları gülümsemeye zorlamaya benzer. Bu son durumda basılan fotoğrafta görülen tek şey yapay gülücüklerle donmuş suratlardır. Logoterapide bu tür bir davranış yapısına aşırı niyetlenmektedir. Bu soğukluk ya da iktidarsızlık gibi cinsel nevrozların nedenselliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Hasta kendini unutmak yerine doğrudan orgazma yani cinsel hazla ulaşmaya ne kadar çok çaba gösterirse bu cinsel haz arayışı da o kadar çok kendini engelleyici olur. Gerçekten de haz ilkesi denilen şey daha çok bir neşe yok edicidir. Bir bireyin anlam arayışı başarılı olduktan sonra bu onu mutlu kılmakla kalmaz, ona acıyla başa çıkabilecek bir yetiyi de kazandırır. Peki kişinin umutsuz anlam arayışı boşa çıktığı zaman ne olur? Bu öldürücü bir durumla sonuçlanabilir. Örneğin esir kampları ya da toplama kampları gibi aşırı ortamlarda bazen meydana gelen olayları anımsayalım. Amerikalı askerler tarafından anlatıldığı kadarıyla ilk durumda vazgeçmek dedikleri bir davranış yapısı kristalleşmiştir. Toplama kamplarındaki davranış ise sabahın saat 5'inde kalkıp işe gitmeyi reddeden, bunun yerine barakada sidik ve dışkıyla ıslanmış samanların üzerinde yatan tutukluların davranışıdır. Hiçbir şey, ne uyarılar ne de tehditler bu insanların fikrini değiştiremiyordu. Bunun yerine ceplerinde sakladıkları bir sigarayı çıkarıp içmeye başlıyorlardı. Bunu gördüğümüz an bu insanların 48 saat içinde öleceğini biliyorduk. Anlam yönelimi geri çekilmiş ve sonuç olarak anlık haz arayışı duruma egemen olmuştur. Bu gün be gün karşımıza çıkan bir başka duruma benzemiyor mu? Bununla dünya çapında kendilerine no future, geleceksiz kuşak adını veren gençleri düşünüyorum. Elbette sığındıkları şey sadece bir sigara değil uyuşturucular. Aslına bakılırsa uyuşturucu sahnesi çok daha genel bir kitle olgusunun yani varoluştan ihtiyaçlarımızın engellenmesinden kaynaklanan ve sonuç olarak endüstrileşmiş toplumlarda evrensel bir olguya dönüşen anlamsızlık duygusunun bir yanıdır. Bugün anlamsızlık duygusunun nevrozların kökeninde giderek artan bir rol oynadığını öne sürenler sadece logoterapistler değildir. Stanford Üniversitesi'nden Irvin Yalom'un Existential Psychotherapy, Varoluşçu Psikoterapi adlı eserinde dediği gibi, Psikiyatrik ayakta tedavi kliniğine başvuran 40 hastadan 12'si %30 anlamla ilgili, Anketler, terapistler ya da bağımsız yorumcular tarafından değerlendirildiği kadarıyla önemli sorunlardan şikayetçiydi. Palo Alto'nun binlerce kilometre doğusunda durum sadece %1 oranında fark etmektedir. İlgili en son istatistikler, Viyana'da nüfusun %29'unun yaşamlarında anlam olmadığından şikayetçi olduğunu göstermektedir. Anlamsızlık duygusunun nedenine gelince Aşırı basitleştirme de olsa insanların yaşamalarını sağlayacak çok şeyin bulunmasına karşın uğruna yaşayacakları bir şeyin olmadığı söylenebilir. İnsanlar araçlara sahip ama amaçları yok. Elbette bazılarının araçları bile yok. Özellikle bugün işsiz olan insan kitlesini söz konusu ediyorum. 50 yıl önce işsizlik nevrozu dediğim şeyden şikayetçi genç hastalarda gözlediğim özel bir tür depresyona ilişkin bir araştırma yayınlamıştım. Bu araştırmada Nevroz'un gerçekten de ikini bir hatalı özdeşleşmeden kaynaklandığını gösterebilmiştim. İşsiz olmak, yararsız olmakla eşleştiriliyordu. Yararsız olmak ise anlamsız bir yaşam sürmekle. Sonuç olarak hastaları, gençlik dernekleri, kamu kütüphaneleri ve benzeri işlerde gönüllü çalışma konusunda ikna etmeyi başardığımda bolca sahip oldukları boş zamanlarını ücretsiz ancak anlamlı bir uğraşla doldurmaya başladıkları an ekonomik durumlarının değişmemesine ve duydukları açlığın aynı olmasına karşın yaşadıkları depresyon ortadan kalkıyordu. Bundan çıkan gerçek insanın sadece refahla yaşamadığıdır. Sosyoekonomik durum tarafından tetiklenen işsizlik nevrozunun yanı sıra duruma göre psikodinamik ya da biyokimyasal koşullara bağlanabilecek başka depresyon türleri de vardır. Buna uygun olarak sırayla psikoterapi ve farmakoterapi ilaçla tedavi önerilmektedir. Ancak anlamsızlık duygusundan bahsediyorsak bunun bir hastalık patoloji konusu olmadığını gözden kaçırmamamız ve unutmamamız gerekir. Anlamsızlık duygusu bir nevrozun belirtisi ve semptomu olmaktan çok insan olmanın bir kanıtıdır diyebilirim. Ama patolojik bir şeyden kaynaklanmamasına karşın anlamsızlık duygusu patolojik bir tepkiye neden olabilir. Başka bir deyişle potansiyel olarak patojeniktir. Genç kuşakta böylesine yaygın olan kitle nevrozu sendromunu bir düşünün. Bu sendromun bu üç yanının depresyon, saldırganlık ve uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı, Logoterapide varoluşsal boşluk denilen boşluk ve anlamsızlık duygusundan kaynaklandığını gösteren gözlerin mahsulü çok sayıda kanıt mevcuttur. Bu her depresyon olayının anlamsızlık duygusuna bağlanabileceği anlamına gelmediği gibi intihar da ki bazen depresyon sonucu ortaya çıkar her zaman varoluşsal boşluktan kaynaklanmaz. Her intihar girişiminin arkasında anlamsızlık duygusu bulunmasa da uğruna yaşamaya değer bir anlam ve amacın farkında olması halinde bireyin kendi yaşamına son verme dürtüsünün üstesinden gelinecektir. Dolayısıyla güçlü bir anlam yönelimi intiharın önlenmesinde belirleyici bir rol oynuyorsa intihar riskinin söz konusu olduğu olaylardaki müdahale için ne söylenebilir? Genç bir doktorken Avusturya'nın en büyük devlet hastanesinde çoğunluğu intihar girişiminden sonra kabul edilen ağır depresyonlu hastaların bulunduğu bölümün sorumlusu olarak 4 yıl çalıştım. Bir keresinde bu 4 yıl içinde 12 bin hastaya bakmış olmam gerektiğini hesaplarımla buldum. Orada intihara eğilimli kişilerle karşılaştığımda yararlanabildiğim bir deneyim birikimi kazanmıştım. Böyle bir insana hastaların intihar girişimleri başarılı olmadığı için ne kadar mutlu olduklarını tekrar tekrar söylediklerini anlatırım. Haftalar, aylar, yıllar sonra sorunlarına bir cevap bulunduğunun, yaşamlarında bir anlam olduğunu farkına vardıklarını söylerler. İşler bin olayın birinde iyi gitse bile diye sürdürürüm açıklamamı. Er ya da geç bunun bir gün senin durumunda da gerçekleşmeyeceğini kim garanti edebilir? Ama her şeyden önce bunu görmek için yaşamak zorundasın. Şu andan itibaren yaşama sorumluluğu seni terk etmez. Kitle nevrozu sendromunun ikinci yanı olan saldırganlıkla ilgili olarak Carolyn Wood Sheriff tarafından yürütülen bir deneyi anacağım. Sheriff, izci grupları arasında yapay olarak karşılıklı saldırganlık oluşturmaya başarmış ve saldırganlığın sadece gençler kendilerine ortak bir amaca yani kamplarına yiyecek getiren bir arabayı çamurdan kurtarma görevine verdikleri zaman ortadan kalktığını gözlemiştir. Bu amaç ortaya konur konmaz bunu bir meydan okuma olarak almakla kalmamış bir anlam etrafında birleşmişlerdir. Üçüncü konuya yani uyuşturucu ve benzeri alışkanlığına gelince Enmedi Fond Forsmeyer'in sunduğu bulguları anımsatmak isterim. Testlerin ve istatistiklerin de gösterdiği gibi, araştırılan alkoliklerin %90'ı dipsiz bir anlamsızlık duygusundan şikayetçidir. Stanley Krippner tarafından araştırılan uyuşturucu bağımlılarının %100'ü her şeyin anlamsız göründüğüne inanmaktadır. Gelin anlam sorununun kendisine dönelim. Her şeyden önce şuna açıklık kazandırmak isterim ki logoterapist kişinin yaşamı boyunca göğüslemek zorunda olduğu her bir durumda yapısal ve uykuda olan potansiyel anlamla ilgilenmektedir. Bu nedenle uzun vadeli bir anlamın bulunduğunu inkar etmememe karşın burada bir bütün olarak kişinin yaşamının anlamı üzerinde ayrıntıyla durmayacağım. Benzetme yapacak olursak bir filme ele alalım. Bir film binlerce bağımsız görüntüden oluşur. Bunlardan her biri bir şey ifade eder ve bir anlam taşır. Yine de son karesine gelinmedikçe filmin tamamının anlamı ortaya çıkmaz. Ne var ki ilk önce bileşenlerden, bağımsız görüntülerden her birini anlamaksızın da filmin tamamını anlayamayız. Aynı şey yaşam içinde geçerli değil mi? Yaşamın nihai anlamı da eğer böyle bir şey varsa en sonunda ölümün eşiğinde ortaya çıkmıyor mu? Ve bu nihai anlam da her bir durumun potansiyel anlamının ilgili bireyin bilgisi ve inancının el verdiği ölçüde en iyi şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bağlı değil mi? Logoterapi açısından bakıldığında anlamın ve algılanışının ayakları havada olmadığı, tamamen yere bastığı bir gerçek. Bu arada anlamın somut bir durumun kişisel anlamının kavranışını Carl Bühler'le Max Wertheimer'ın teorileri arasına yerleştirmek isterim. Anlamın algılanışı klasik Gestalt algı kavramından farklıdır. Öyle ki sonuncusu bir zemindeki bir figürün ansızın algılanışını ifade ederken gördüğüm kadarıyla anlamın algılanışı çok daha özel olarak gerçeğin zeminine, fonuna karşı bir olasılığın farkına varılmasından ya da daha açık sözcüklerle ortaya konacak olursa belli bir durum için yapılabilecek olan şeyin farkına varılmasına indirgenir. Peki bir insan nasıl olur da anlamı keşfetmeye başlar? Carlotta Bühler'in de ifade ettiği gibi Yapabileceğimiz tek şey nihai olarak insanın yaşamının anlamının ne olduğuna ilişkin sorularının yanıtlarını bulmuş gibi görünen insanlarla bulamayan insanların yaşamlarını araştırmaktır. Bu tür bir yaklaşıma ek olarak biyolojik bir yaklaşıma da girişebiliriz. Logoterapi, bilinci, belli bir yaşam durumunda ihtiyaç duyulduğunda takip etmemiz gereken yönü gösteren bir yönlendirici olarak değerlendirir. Bu işi yürütmek için bilincin kişinin karşı karşıya bulunduğu duruma bir ölçüm cetveli uygulaması ve bu durumun da değerler hiyerarşisinin ışığı altında bir ölçütler dizisine bağlı olarak değerlendirilmesi gerekir. Ne var ki bu değerleri bilinç düzeyinde alıp benimseyemeyiz. Bunlar olduğumuz bir şeydir. Bu değerler türümüzün evrim akışı içinde kristalleşmiştir. Temelleri biyolojik geçmişimiz ve kökleri de biyolojik derinliğimizdir. Biyolojik bir a priori kavramı geliştirirken Conrad Lorenz de benzer bir şey düşünmüş olmalı. Son zamanlarda değer kazanma sürecinin biyolojik temeline ilişkin kendi görüşümü onunla tartışırken bana katıldığını heyecanla ifade etti. Ne olursa olsun eğer düşünce öncesi aksiyolojik bir kendini anlama varsa bunun biyolojik kalıtımımıza demirlenmiş olduğunu varsayabiliriz. Logoterapinin de ortaya koyduğu gibi kişinin yaşamda bir anlama ulaşmasının 3 temel yolu vardır. Bunlardan ilki bir eser yaratmak ya da bir iş yapmaktır. İkincisi bir şey yaşamak ya da bir insanla etkileşime girmektir. Başka bir deyişle sadece işte değil sevgide de anlam bulunabilir. Bu bağlamda Edip Weisskopf Johnson yaşantının da başarıya ulaşmak kadar değerli olabildiği yolundaki logoterapi görüşünün tedavi edici olduğunu çünkü sadece dışsal başarı üzerindeki tek yanlı vurgulamayı telafi ettiğini gözlemiştir. Ancak daha önemlisi yaşamdaki anlama giden üçüncü yoldur. Değiştiremeyeceği bir kaderle yüz yüze gelen umutsuz bir durumun çaresiz kurbanı bile kendini aşabilir ve böylece kendini değiştirebilir kişisel bir trajediyi bir zafere dönüştürebilir. Acının anlamı başlıklı bölümde de anıldığı gibi logoterapinin acı çeken ve bundan kurtulması olanaksız olan bir insana bu acıyı alçaltıcı bulduğu için mutsuz olmakla kalmayıp mutsuzluğundan ötürü bir de utanmak yerine çektiği acıyla gurur duyması ve bunu onur verici bir şey olarak değerlendirmesi için pek fırsat tanımayan günümüz Amerikan kültüründeki bazı sağlıksız eğilimlerin dengelenmesine yardım edebileceği umudunu dile getiren Edip Weisskopf Johnson olmuştur. 25 yıl süreyle genel bir hastanenin nöroloji bölümünde çalıştım ve hastalarımın yaşadıkları zorlukları başarıya dönüştürme yetilerine tanıklık ettim. Bu pratik deneyimlere ek olarak insanın acıda da anlam bulabileceği olasılığını destekleyen deneysel veriler de mevcuttur. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesindeki araştırmacılar tutsaklarının olağan dışı ölçüde stresli işkenceyle, hastalıkla, yetersiz beslenme ve tecritle dolu olmasına karşın bunlardan yararlandıklarını açıkça öne süren Vietnam Savaşı tutsaklarının sayısından etkilenmişlerdir. Ama trajik bir iyimserlik lehine olan en güçlü tartışmalar Latince'de argumenta ad hominem denilen tartışmalardır. Bir örnek vermek gerekirse Jerry Long logoterapide insan ruhunun asi gücü denilen şeyin yaşanan bir tanığıdır. Teksarkana gazeteden alıntı yapacak olursak Jerry Long 3 yıl önce geçirdiği bir dalış kazasından beri boynundan aşağısı felçli. Kaza geçirdiğinde 17 yaşındaydı. Bugün Long ağız çubuğunu yazı yazmak için kullanabiliyor. Özel bir telefon aracılığıyla Community College'da verilen iki derse devam ediyor. Telefon bağlantısı Long'un hem sınıftaki tartışmaları dinlemesine hem de bunlara katılmasına olanak veriyor. Ayrıca boş zamanlarını okuyarak, televizyon izleyerek ve yazarak geçiriyor. Long'dan aldığım bir mektupta şöyle yazıyor: "Yaşamımı anlamla ve amaçla dopdolu görüyorum. Kaderimi belirleyen o gün benimsediğim tutum yaşam parılam oldu. Belimi kırdı ama beni kıramadı. Fakültedeki ilk psikoloji dersime kayıt yaptırdım." Sakatlığımın başkalarına yardım etme becerimi geliştireceğine inanıyorum. Çektiğim acılar olmaksızın ulaştığım gelişim düzeyinin olanaksız olacağını biliyorum. Bu anlamın keşfedilmesi için acının vazgeçilmez olduğu anlamına mı geliyor? Kesinlikle hayır. Ben sadece bu kitabın ikinci bölümünde de belirtildiği gibi acının kaçınılmaz olması koşuluyla acıya karşın, hatta acı vasıtasıyla anlam bulunabileceğini vurgulamak istiyorum. Eğer acıdan kaçınılabiliyorsa yapılacak anlamlı şey nedenini ortadan kaldırmaktır. Çünkü gereksiz yere acı çekmek kahramanca değil mazoşistçe bir tutumdur. Öte yandan eğer kişi acı çekmesine neden olan durumu değiştiremiyorsa buna karşın tutumunu belirleyebilir. Boynunu kırmayı Long kendisi seçmedi ama başına gelen şeyin belini bükmesine göz yummamaya da kendisi karar verdi. Görüldüğü üzere öncelik acı çekmemize neden olan durumu yaratıcı bir şekilde değiştirmekte yatmaktadır. Ama üstünlük gerektiği takdirde acı çekmesini bilmektir. Ve kelimenin tam anlamıyla sokaktaki insanın da aynı görüşte olduğunu gösteren gözlem mahsulü bulgular söz konusudur. Avusturyalı kamuoyu araştırmacıları son günlerde en çok saygı duyulan insanların büyük sanatçılar, ünlü bilimciler, büyük devlet adamları ya da sporcular değil, yaşadıkları kötü kaderin efendisi olmayı başaran insanlar olduğunu göstermiştir. Trajik üçlünün ikinci yanına yani suçluluk kavramına geçerken bana her zaman çekici gelen dinsel bir kavramdan uzaklaşmak istiyorum. Anlayabildiğim kadarıyla biyolojik, psikolojik ve veya sosyolojik etkenlere tam olarak götürülmediği sürece son çözümlemede bir suçun açıklamasız kaldığı anlamına gelen mysterium iniquitatis denilen şeyi söz konusu ediyorum. Bir insanın suçunu tam olarak açıklamak, suçunu ortadan kaldırmaya ve kişiyi özgür ve sorumlu bir insan olarak değil, onarılması gereken bir makine olarak görmeye eşdeğer olacaktır. Suçluların kendileri bile bu tutumdan tiksinmekte ve yaptıklarından sorumlu tutulmayı tercih etmektedir. İlyonis'teki bir ıslah evinde yatmakta olan bir mahkumdan aldığım kınama mektubunda şöyle yazıyordu suçluya hiçbir zaman kendini anlatma fırsatı verilmiyor. Önüne tercih yapacağı çeşitli bahaneler konuluyor. Toplum suçlanıyor ve birçok olayda kabahat kurbanda aranıyor. Ayrıca San Quentin'deki tutuklulara hitaben yaptığım bir konuşmada sizler de benim gibi insansınız ve bu nedenle suç işleme, suçlu olma özgürlüğünüz vardı ne var ki şimdi de suçluluğunuzun üstüne çıkarak kendinizi aşarak daha iyiye doğru değişerek suçlu oluşunuzun üstesinden gelmekle sorumlusunuz demiştim. Anlamışlardı. Ve eski bir tutuklu olan Frank'ten aldığım bir mektupta ağır suçluların bulunduğu bir logoterapi grubuna katıldım. 27 kişiyiz ve yeni gelenler başlangıçtaki grubun desteğiyle cezaevinden uzak duruyor. Sadece birisi cezaevine döndü o da şimdi serbest diye yazıyor. Ortak suç kavramı konusunda kişisel olarak bir insanı başka bir insanın ya da bir grubun davranışlarından sorumlu tutmanın hiçbir haklı temeli olmadığını düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ortak suç kavramına karşı kamuoyunda tartışmaktan usanmadım. Ne var ki bazen insanları batıl inançlarından kurtarmak için birçok öğretici hile gerekmektedir. Amerikalı bir kadın Nasıl oluyor da hala kitaplarınızdan bazılarını Adolf Hitler'in dili olan Almanca'da yazabiliyorsunuz diyerek bana sitem etti. Karşılık olarak mutfağında bıçak olup olmadığını sordum. Evet yanıtını alınca ürkmüş, çok olmuş gibi yapıp bağırdım. Onca katil kurbanlarının karnına deşip öldürmek için kullandıktan sonra nasıl hala bıçak kullanabiliyorsunuz? Sonuç olarak Almanca kitap yazmama itiraz etmeyi bıraktı trajik üçlünün üçüncü yanı ölümle ilgilidir. Ama aynı zamanda yaşamla da ilgilidir. Çünkü yaşamı oluşturan anların hepsi ölmektedir. Yaşanan bir an asla geri gelmeyecektir. Yaşamamızın her anını olabilecek en iyi şekilde değerlendirmemizi anımsatan da bu geçicilik değil midir? Elbette öyle. Dolayısıyla benim vazgeçilmez ilkeme kaynaklık eden de bu. İkinci defa yaşıyormuşçasına ve ilk kez şimdi yapmak üzere olduğunuz gibi hatalı hareket etmişçesine yaşayın. Aslında uygun davranışta bulunma fırsatları, bir anlam bulma potansiyelleri yaşamamızın geri döndürülemez oluşu tarafından etkilenmektedir. Ama ayrıca potansiyeller de bu şekilde etkilenmektedir. Çünkü bir fırsatı kullandığımız ve potansiyel bir anlamı gerçekleştirdiğimiz zaman sonsuza dek yapmış oluruz. Geri dönüşü olmaz. Bu anlamı bulup geçmişte tutarak onu orada emin bir şekilde saklarız. Geçmişteki hiçbir şey tekrar erişilemeyecek şekilde kaybedilmez. Tersine her şey geri dönülmez bir şekilde saklanır. Elbette insanlar sadece geçiciliğin anız tarlasını dikkate almaya ama yaşamlarının hasadını doldurdukları geçmişin zahire ambarını, yapılan işler, sevgiler ve bir bu kadar önemlisi cesurca ve onurla yaşanan acılar görmezlikten gelmeye eğilim göstermektedir. Bundan dolayı yaşlı insanlara acımak için ortada hiçbir neden olmadığı anlaşılabilir. Bunun yerine gençlerin onlara imrenmesi gerekir. Yaşlıların gelecekte hiçbir fırsatı, olasılığı olmadığı doğrudur. Ama onlar bundan fazlasına sahiptirler. Gelecekteki olasılıklar yerine geçmişin gerçeklikleri, gerçekleştirdikleri potansiyeller, buldukları anlamlar, değerler Var ve hiç kimse ve hiçbir şey bu değerleri geçmişten koparamaz. Acıda anlam bulma olasılığı açısından yaşamın anlamı en azından potansiyel olarak koşulsuzdur. Ne var ki bu koşulsuz anlamla her insanın koşulsuz değeri at başı gitmektedir. Bu insan onuruna silmez özelliğini kazandıran şeydir. Tıpkı yaşamın en acınası olanlar da dahil her koşulda potansiyel olarak anlamlı kalması gibi. Her bireyin değeri de onunla kalır ve bunun nedeni de geçmişte söz konusu kişinin gerçekleştirdiği değerlere dayanır ve bugün koruduğu ya da koruyamadığı yararlılığa bağlı değildir. Daha özele indirgemek gerekirse bu yararlılık genellikle toplum yararına işliyor olma terimiyle tanımlanır. Ama bugünün toplumu başarı yönelimli oluşuyla tanımlanmaktadır ve sonuçta başarılı ve mutlu insanlara özellikle de gençlere büyük değer vermektedir. Böyle olmayan herkesin değerini özünde görmezlikten gelir ve bunu yaparken de onurlu olma anlamındaki değerli olma ile yararlılık anlamındaki değerli olma arasındaki belirleyici farkı bulanıklaştırır. Kişi bu farkın bilincinde olmadığı ve bireyin değerinin sadece o anki yararlılığına bağlı olduğunu savunduğu takdirde inanın Hitler'in programıyla paralellik içinde acısız ölüm programını yani yaşlılık, hastalık, sakatlık, ruh hastalığı ve benzeri nedenlerden ötürü toplumsal yararlılığını kaybedenlerin acı çekmeden öldürülmesini savunmamasını, sadece söz konusu insanın kişisel tutarsızlığına borçlu oluruz. İnsan onuruyla yalın yararlılığın birbirine karıştırılması sonuçta birçok akademi ve birçok analitik literatüre geçmiş olan çağdaş nihilizme bağlanabilecek bir kavram karışıklığından kaynaklanmaktadır. Analist eğilim merkez Analist eğilim merkezlerinde bile bu tür bir aşılama olabilmektedir. Nihilizm hiçbir şey olmadığını söylemez. Ancak her şeyin anlamsız olduğunu savunur. George Sargent öğrenilen anlamsızlık kavramını ortaya atmakta haklıydı. Kendisi de George, dünyanın bir şaka olduğunu anlamalısın. Adalet diye bir şey yoktur. Her şey rastlantıdır. Ancak bunu kavradığın zaman kendini ciddiye almanın ne kadar aptalca olduğunu anlayacaksın. Evrende büyük amaç diye bir şey yok. Evren sadece evrendir. Bugün ne yapacağın konusunda verdiğin kararda özel bir anlam yok diyen bir terapisti anımsıyor. Böyle bir eleştirinin genelleştirilmemesi gerekir. Kural olarak eğitim vazgeçilmezdir. Ama eğer böyleyse terapistlerin stajyerlere kendi nihilizmlerine karşı oluşturdukları bir savunma mekanizması olan inançsızlık aşılamak yerine onları nihilizme karşı bağışıklık kazandırmaya çalışmaları gerekir. Logoterapi, diğer psikoterapi okulları tarafından verilen bazı stajyerlik ve lisans koşullarına da uygunluk sağlayabilir. Başka bir deyişle, gerektiği takdirde insan kurtlarla bir olup uluyabilir. Ama bunu yaparken kurt kılığında kuzu olması gerekir logoterapinin insan kavramından ve yaşam felsefesi ilkelerinden ayrılması gerekmez. Elizabeth Lucas'ın da psikoterapinin tarihi boyunca logoterapi kadar dogmadan uzak bir okul olmamıştır. Sözleriyle dikkat çektiği gerçek açısından böyle bir bağlılığı sürdürmek zor değildir. Birinci Dünya Logoterapi Kongresi'nde gerek psikoterapinin yeniden insani hale getirilmesi, Gerekse logoterapinin hocalık kavramından arındırılması konuları üzerinde durmuştum. İstediğimiz şey sadece ustalarının sesini taklit eden papağanlar yetiştirmek değil, meşaleyi bağımsız, yaratıcı ve yenilikçi ruhlara teslim etmektir. Sigmund Freud bir keresinde birbirinden son derece farklı bir dizi insanı aynı şekilde açlığa terk edin. Kaçınılmaz açlık dürtüsünün artışıyla birlikte bütün bireysel farklılıklar bulanıklaşacak ve bunun yerine doyurulmamış bir güdünün tek biçimli dışa vurumu görülecektir demiştir. Şükürler olsun ki Sigmund Freud toplama kamplarını içeriden tanımaktan kurtuldu. Onun hastaları Auschwitz'ten kuru tahtaların üzerine değil, Victorian kültürün pelüş tarzı sedirlerine uzanıyordu. Toplama kamplarında bireysel farklar bulanıklaşmıyordu. Tam tersine daha bir farklılaşıyordu. Orada insanların hem domuzların hem de azizlerin maskeleri iniyordu. Artık aziz sözcüğünü kullanmakta tereddüt etmeniz gerekmiyor. Auschwitz'ten önce aç bırakılan, sonra da karbonik asit enjeksiyonuyla öldürülen ve 1983 yılında kilise tarafından kutsanarak aziz ilan edilen Peder Maximilian Kolb'u düşünün. Beni kural olmaktan çok istisna olan örnekler vermekle suçlamaya yatkın olabilirsiniz. Ama büyük olan her şey, ender bulunduğu gibi kavranması da zordur diye yazıyor Spinoza Etika'nın son cümlesinde. Azizleri anmaya gerçekten ihtiyacımız olup olmadığını elbette sorabilirsiniz. Sadece onurlu insanları anmak yeterli olmaz mı? Bu insanların azınlık olduğu doğrudur. Dahası hep azınlık olarak kalacaklar. Ama ben burada azınlığa katılmaya yönelik bir çağrı olduğunu anlıyorum. Çünkü dünya kötü bir durumda ve her birimiz elimizden geleni yapmadığı sürece her şey daha da kötüye gidecek. Bu nedenle uyanık olalım. İki anlamda uyanık olalım. Ağaç bizden bu yana insanın ne yapabileceğini biliyoruz. Hiroşima'dan bu yana da neyin tehlikede olduğunu biliyoruz.